Herkese selamlar arkadaşlar, ben Mete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Football Manager 2021 Mobile'de Beşiktaş kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde gayet güzel maçlar geçirmiştik. Avrupa'da Roma'yı ilk maçta yenildiğimiz 1-0'lık maçın deplasmanda 3-0 kazanmamız çok enteresandı. Güzel bir galibiyet almıştık. Şöyle göstereyim. İyi de oynamıştık. Onun dışında daha sonra Sevilla ile eşleştik ve güzel bir galibiyet aldık oradan da 5-1. Çok üstün bir skor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki tur biraz rahat geçecek. Önümüzdeki maç rövanş maçı. Onun dışında beraberlik almıştık Süper Lig'de. Bir de Gençler Birliği'nin kupada yenmiştik. Onun dışında bu bölümde Ankaragücü Sevilla Altay maçlarını yapacağım. Fenerbahçe maçı garanti değil ama onu da yapabiliriz. Zamanım olursa bu bölümde Fenerbahçe derbi maçında oynayacağız. Ozan sakatmış. 3 ay bayağı yüksek. Onun içinde Benitez falan var. Kaleci. Değişik değişik oyuncular var tabii ki ama ben şunu göstermek istiyorum. Ali Akman 31 maç 26 gol. Kiralık gitti ve mükemmel geri dönecek. Umarım seni iyi bir katkı verecektir takımımıza. Ben inanıyorum. Tabii 19 yaşında 22 yaşına kadar çok daha iyi gelişecektir. O zaman katkı almaya başlayacağız diye düşünüyorum. Ankaragücü maçıyla başlayacağız bölüme. İlk 11'imiz bu şekilde. Önceki maç Talisca yerine İliç'le çıkmıştık. Yine o tarz çıkacağım. İkinci yarıda yine Talisca oyunu alırız diye düşünüyorum. Süleyman Luş'un artan performansı var ama bu maç Rıdvan'la çıkmak istedim nedense. Lözek'te sol kanatta onunla başlayacağız. Yine önceki maçta 3 asist yapmıştı Sevilla maçında. Bu kadro yani hoşuma gitmişti önceki maç. Bakalım bu maç neler yaşayacağız. Hasic, Lözek vurdu. Ricardo Frederic. İlk dakikalarda güzel bir şut geldi. Bu arada orada gol yiyoruz sandım bir an. Sangare Rozier. Rozier'in ortası Aboubakar dışarı vurdu. İlk dakikalarda etkili pozisyonlar bulduk. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz. Ama biraz daha bitiriciliğimiz daha iyi olsa güzel olur. Hulüzek. Sangare vurdu Ricardo Frederic. İki güzel hareket. Rozier. Ortası bir dışarıda. Bir türlü kaleyi tutturamıyor takım. İnşallah ikinci yarıda çok daha bitirici bir takım oluruz. Yani inşallah kendimizi bitirmeyiz. Dakika 39 oldu, hala gol yok. Yani güzel bir yer ama oradan da gol olmaz diye düşünüyorum. Mensah. Zamanla fazla fazla frikikten gol atıyordu Mensah. Şimdi daha doğrusu hem şans gelmiyor Talisca'dan hem de yani zaten geldiğinde de gördüğünüz gibi atamıyor maalesef. İlk yarının sonu bakalım bir gol bulur muyuz? Aboubakar Frederic. İlk yarıda rakip takımın kalecisi tek başına oynuyor diyebilirim. Yani gayet iyi oynuyor. Kaçta oynuyor? 8'de oynuyor şu an. Biraz sıkıntı. Biraz gaza geldi o. Rıdvan yerine şöyle Süleyman'ı alacağım. Daha sonra İliç 7 ile oynuyor ama onun yerine de Talisca'yı almayı planlıyordum. Aynen Talisca'yı alalım. 3 değişiklik hakkımız kaldı. Bir tanesini son dakikalara saklayacağım. İki tanesini de birazdan değiştiririm diye düşünüyorum. Kiralık giden oyuncularımızı bu bölümün sonuna doğru gösteririm diye düşünüyorum hepsini. Bayağı iyi performanslar var. Bu arada Aboubakar'ın golü geldi. Geçen bölümün yıldızlarından da 3 gol attı Sevilla'ya. Bayağı iyiydi. Hasic'in asisti geldi bu arada. O da uzun süredir böyle çok gole katkı vermiyordu maalesef. Güzel. 1-0 olsun bizim olsun olabilir ama bir gol daha bulursa en azından kafamız biraz daha rahat olur. Şu en azından stresin içinden çıkabiliriz diye düşünüyorum. Dakika 63 oldu. İyi geldi. Endri çekici. Christensen.
Şimdi şöyle Aboubakar yorgun. Daha fazla yormaya gerek yok. Önümüzde zor bir maç var. Güven'i oraya çekelim. Güven Yalçın'ın takım oyunu var mı? Biraz var. Böyle kalsın. Daha sonra Mensah'ı çıkartacağım. Dorukhan'ı alacağım. Oyun kurucu olarak oynatabiliriz Dorukhan'ı. Şutu var galiba aynı. Dorukhan böyle oynayabilir. Son değişiklik hakkımı dediğim gibi saklayacağım. Şöyle 80 gibi Gökhan Töre'yi alırım diye düşünüyorum. Enkudu'yu artık kestim diyebilirim. 7.50 ortalaması var takımın en iyi oyuncularından ama yani son performansı çok kötü. Son 3-4 maçtır yani hiçbir şey yapamıyor. Önümüzdeki sezon ya kiralarım ya da satarım diye düşünüyorum. Muhtemelen satacağım. Çünkü önümüzdeki sezon takımı böyle baştan aşağı temizlik yapacağım diyebilirim. Talisca onu atsaydın güzeldi. Gençten tut yaşlıya herkesi satmayı planlıyorum önümüzdeki sene. Kadroyu güzel bir şekillendirmeye başlayacağım yavaştan. Hatta şimdiden çalışmalara başladım. Birkaç tane takip listeme oyuncu ekledim. Bunlar gayet kaliteli isimler. Daha önceki kariyerlerde de kullandığım bir isim. Kendi kariyerimde kullandığım bir isim yani öyle diyeyim. İnşallah yemeyiz. Tehlikeli bir yer. Hem de çok tehlikeli. 90'da yemeyelim güzel. Defans arkasında güven yetişemedi. Yani şu maçın istatistikleri size ne anlatıyor gerçekten? Şu maçın istatistikleri. 25 tane şutumuz var neredeyse. Rakibin şutu yok ama sadece 1-0. Yani bu skor bize yetmez. Gökhan bir korner daha. Son dakikalar. Hakem bitirecek. Bitir hocam. Biz yemeyelim de. Rakibin kalecisi çok iyiydi ya bu maç. Maçın adamı belki de rakibin kalecisi seçilecek. Bir gol yediler ama yine bence seçilme hakkı var. Bence de hak etti. Güzel. Livakovic'in kucağına geldi top. Rakibin bir şutu var galiba veya iki. Bir şutu var. O da kaleyi bulmadı diye sayılıyor. 25 şutumuz var. Çok enteresan. Maçın adamı gol atan Aboubakar oldu ama bence rakip takım hak etmişti. Ricardo Frederick bence çok iyi bir maç çıkardı. Ben çok beğendim mesela bu maç. Güzel Aboubakar 29 gole geldi. Yani ligde 17 gol falan gayet iyi gidiyoruz ligde gördüğünüz şekilde namağlubuz. Galatasaray mağlubiyeti almış. Üstüne bir de beraberlik almış galiba ligde. Oh, çok güzel. Şu an gayet mutluyum. Ligde kötü gidişata devam ediyor Galatasaray. Bu bizim işimize geliyor. Belhanda asist kralı hala. Rozier yavaştan geliyor o da. O da dayanıklılığını 15 yapmış. Hızını 16 yapmış. Top sürümü 14'e yükselmiş. Güzel. Rozier'i bir sene daha kullanırım diye düşünüyorum. Sevilla maçı var. O maça doğru geçelim. Evet arkadaşlar Sevilla maçına başladık. Turu geçtik diye düşünüyorum ama en azından fark yemeyelim. Yani şöyle gol yersek de 2 gol fazla yiyelim o kadar. Çok gol yemek istemiyorum. Bu arada ilk dakikalardan geliyorlar. Deplasmanla oynadığımız için biraz zor olacak. Biraz değil bayağı zor olacak. İkinci yarıda belki de üçlü taktiğimize geçeriz diye düşünüyorum. Tabii ki çok zorlanırsak. Baktık yine ortada geçen bir maç. Taktik değiştirmem diye düşünüyorum. Yani 4 gol yemeyiz diye düşünüyorum. Değil mi? Yemeyiz yani. Bir yedik. Tamam. Eyvallah. Oscar. Real Madrid altyapısı o da. Enkudu. O nasıl bir top sürme be kardeşim. Bu arada Gökhan'la çıktım. Asist'le çıkmadım. İkinci yarıda almayı planlıyorum. Aboubakar Enkudu dışarıya. Enkudu ikinci yarıda çıkmayı garantiledi. Yerine tabii ki Hulusi Zeki alırız. Bu arada maçı kaybetmeyelim bence. Kazanalım. Ne dersiniz? O Gökhan da kötü oynuyor. İki değişikliğimizi erkenden kullanalım o zaman. Sıkıntı olmaz. Bir değişikliğimiz kalsın. Cezalı olur, bir şey olur. Kırmızı görürüz, sakatlanır. Herhangi bir şeye karşı saklayalım.
Kulüzek'ten gol bekliyorum ya. Oyunu biraz daha hakim etmeye başladık. Biraz daha topu ayağımıza almaya başladık galiba. Şutumuz arttı çünkü. Munir güzel yemedik. Bence bir taktik değişikliğine gidelim. Şimdi nasıl diyeceksiniz? Taktiği nasıl değiştireceksin? Hakkın yok. Bir tane hakkın var. Göreceksiniz şimdi. Hemen yapacağım. Şimdi Pablo Mari'yi şuraya alacağım. Talisca'yı buraya alacağım. Mensah oraya. Kafam karıştı. Şimdi bir değişiklikle biz bunu nasıl yaparız? Süleyman sadece sol bek. Rozier sadece sağ bek. Bu işleri biraz kötüleştiriyor. Ama Rozier biraz daha defansif oynayabiliyor. Yani Süleyman'a nazaran daha defansif oynayabiliyor. O riski alsam mı ya? Şöyle yapacağım. Aklıma güzel geldi. Tamamdır. Değişik bir sistem. İlk defa deniyorum. Kanat bek kullanacağız bu taktikte. Daha önce hiç denememiştim. Enteresan oldu biraz ama. Golü attık ya. Talisca'nın asisti Abubakar'ın golü. Gayet güzel. Gayet güzel. 84'te bulmuşuz bu arada. Bayağı geç bulmuşuz da. Golü bulduk. İyi, beraber bitse daha iyi olur. Yenilmeyelim de. Tüh be. Bak sol kanatta bir oyuncumuz olsaydı belki de ikinci gole geliyordu. Güzel. 1-1 bitti. Fena değil. Kötü oynayan bir Gökhan Töre var mesela. Gökhan bir 2 yılda yedeğimiz olur diye düşünüyorum. Yerli statüsünde olduğu için. Kendimize yabancı sınırı koyduk bildiğiniz gibi sezon başı. Bakalım. Ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın. Vallahi bak. Ya Bayern Münih ne ya? Of. Elendik. Sağlık olsun ya. Zaten daha yani şu Paris Inter maçına Inter çıksa daha iyi olur. Ya ikisi de kötü. Dortmund Lazio çıksa daha iyi olur. Yine kötü. Moskova derbisi var orada bir. Yani. Her türlü işimiz zora girdi. Altay maçına doğru geçelim. Evet, Altay maçımız başladı. Süper Lig'in son sırasında bulunuyorlar. Burak Öğür var. Süper Lig'in daha doğrusu Türkiye'nin 2 tane teknik kalecisi var diye biliyorum. Bir bu bir de Akın Alkan var. Hatay'ın kalecisi. İkisinin de tekniği 15'in üstünde. Onun dışında tekniği 15'in üstünde olan bir yerli kaleci yok. Yani ben en azından öyle hatırlıyorum. Burak Öğür Ümraniye kariyeri yapmıştım geçen sene. Orada kullanmıştım. Güzel bir kaleci. Yani oyun kurarken falan hiç sıkıntı yaşamamıştım. Son sırada bulundukları için yani öyle olduğu için biraz fark atma şeyimiz var. Şansımız Rıdvan'ın golü bu arada. O da enteresan. Bu sezonun ilk golünü atmış Rıdvan. Bek oyuncularımızdan çok gol gelmiyor farkındayım ama asist olarak gayet iyi katkı veriyorlar. Rozier. Biraz daha içeride faul alsaydı penaltı olurdu da. Bu arada Enkudu'yu çıkarmayı unutmuşum. Hulözeki alacaktım. Neyse sıkıntı yok ya. Oynasın. Enkudu gol attı. 10. golü. Gayet iyi bu arada. Kanat oyuncusuna göre 10 gol bence çok iyi. Rozier
kötü bir top kaptırdı. Enkudu güzel bir yerde faul aldı. Talisca seviyor. Oraları seviyor. Talisca affetmez. 5. golü. Yani geldiğinden beri 5 tane frikikten gol attı galiba. Veya 3 müydü? 3 veya 4. 3 veya 4, yalan olmasın. Enkudu güzel vuramadı maalesef. Enkudu bir gol daha. Talisca'nın asisti. Bu arada Enkudu kendine gelmiş. Vallahi kendine gelmiş. Tamam. Ben bu adamı iki maç kestim diye adam var ya. Dellenmiş lan. Vallahi bak. Güzel ya. Hiç değiştiresim yok şu an takımı. Yani maçı böyle bitirsek gayet 5-6 gol buluruz diye düşünüyorum. Rozier güzel ya. İyi top sürüyor. Çizgiye inmesi çok iyi. Katkı sağlıyor. Tam çizgiye inecek bek oyuncusu. Aynı şekilde Rıdvan da öyle ama sol kanadımızı nedense çok kullanmıyoruz. Dakika 70 oldu. Oyuncu değişikliği yapalım. Önümüzde zor bir Fenerbahçe maçı var. Maalesef Aboubakar çok iyi oynayamamış. Rıdvan yorulmuş. O maçta yine Rıdvan'a şans vereceğim ben. Fenerbahçe maçında. Sangare biraz yorulmuş. Onun yerine İliç'i alacağım. Sağ bekte Rozier yerine Dorukhan'ı alacağım. Ve son olarak Güven Yalçın'da Hasic yerine oyunu alacağım. 5 değişiklik hakkımı 70'te kullandım. Sakatlık olursa bir şey olmaz. Canımız sağ olsun. Oyuncularımız yorulmasın yeter. Ve Fenerbahçe maçını önümüzdeki bölüme bırakmayı planlıyorum. Daha heyecanlı bir bölüm olması için. Bu bölümde çünkü gayet güzel bir bölüm geçirdik bence. Fena bir bölüm değildi en azından. Kötü değildi. Evet, maç bitti bitecek. Son saniyeler. Hatta vuruşu bile yaptırmayabilir. Oo! Lan vurdurtmadı ya. Abi ya ben bu oyunun şeyini sevmiyorum bu yüzden. İlk yarı skoruyla kazandık. Enkudu maçın adamı oldu. Bayağı iyi oynadı çünkü bu maç. Gerçekten kendine gelmiş biraz. 2 gol 1 asist bayağı iyi. Aboubakar bir asist yaptı. Yani fena değil. Talisca bir gol bir asist. O da güzel oynadı. 5 gol 10 asist. Yani 5 gol 10 asist Talisca için kötü ama yani oynattığımız mevkiye göre bence gayet yeterli. Bölümün sonuna gelmeden önce son olarak kiraladığımız oyuncuları göstermek istiyorum. Bu bölümde şöyle bayağı bir kiralık vardı. Bunların çoğu geri geldiğinde ya satılacak ya da tekrardan kiralanacak oyuncular. Yani ilk 11'de yine kullanacağım isimler, yani ilk 11 demeyeyim de rotasyon oyuncuları olacaktır illaki bunların arasında göreceksinizdir. Mesela bunlardan biri Kerem Kalafat. Gördüğünüz gibi mükemmel bir profil. Beşiktaş kariyeri yapanlar zaten illaki kullanıyordur Kerem'i. Bayağı iyi profil. Ama ilk sezonunda tabii ki kilosunda çok gelişmiyor ama ikinci sezonda bir daha kiraladım. Ve gördüğünüz gibi 6 gol 9 asist yaptı. Bayağı iyi. Danimarka Ligi'nde bayağı iyi geliştirdi kendini. Şu iki özelliğini de 10 üstü yaptığında profili çok daha şık gözükecektir. Hem defansif hem ofansif anlamda bayağı iyi oynuyor. Karar alması 17. Bir bek oyuncusuna göre çok iyi ve bu yaşta liderlik 13. Bayağı iyi. Onun dışında Ali Akman'ı göstereyim. Profilini gördünüz zaten. 26 gol atmış. Arezzo Verona, yani İtalya'da 3 gol 1 asist yapmış 8 maçta. Fena değil yani o takım için. Uruguay milli takımına seçildi yine. Şöyle göstereyim. Arezzo şurada. Onun dışında Adem Ljajić çok fazla oynayamadı. 9 maç 1 gol 1 asist. Yani bizde oynasa daha katkı verirdi, öyle diyeyim. Daha sonra Kerem diyorum, Atakan Üner. O da milli takıma seçildi. Onu da önümüzdeki sezon kadrolu düşünüyorum. Lerin, onu satmayı planlıyorum. Tabii ki iyi bir oyuncu ama bizde iş yapacağını düşünmüyorum kesinlikle. Daha sonra Montero hiç maça çıkamadı Nottingham Forest'la, şöyle göstereyim. Onu kiralık geri çağırmayı düşünüyorum. Şans bulamıyor. Niye hala orada dursun diye düşünüyorum.
Hatta çağıralım mı? Montero'yu geri çağıralım. As takımı alalım şöyle Montero'yu tekrardan. Şu stoper yediği Montero artık sağ bek yediğimiz Necip olmayı hak ediyor bence. Şöyle modern bek olarak çalışsın. Berker de artık A2 takımına gidebilir. Çok şans vermedim. 1 veya 2 maç. Aynen bir maç vermişim. O bile yeterli bence. Onun dışında göstereceğim kim var? Şu Ferguson. Bayağı iyi profil gördüğünüz zaman yani gerçekten gözünüze güzel gelen bir profil deyince aklınıza böyle bir şey geliyordur. Çok iyi profil. Önümüzdeki sezon ben kullanmayı düşünüyorum. Rotasyon anlamında Dorukhan ve Ferguson'un rotasyon anlamında kullanmak istiyorum. Bakalım hayırlısı. Biraz daha defansif bir oyuncu ama ofans da oynayabilen bir oyuncu. İki yönlü, yorulmayan bir oyuncu. Pilot takımımıza yani Cheltenham'a kiraladık. 10 gol 6 asist yapmış 27 maçta. Çok iyi performans. Zaten sonradan gittiği için az maç oynadı ama hala iyi. Erdoğan Kaya Fransa Ligi'ne gitti. Çok güzel oynayamadı. Onu seneye satarım diye düşünüyorum. Ve bir iki yılda kiralarım. Berat Özdemir'e geldiğimizde onunla Krevli yani bir diğer pilot takımımıza kiraladım. Orada da bir gol 5 asist yaptı. Fena bir performansı Krevli. Lige baktığımızda Skybet 2. ligde kötü gittiği için böyle. Onu bir sezon daha kiralamayı düşünüyorum. Cheltenham'a kiralamayı düşünüyorum Berat'ı. Bakalım giderse. Güzel bir profil. Gerçekte zaten Trabzon'a transfer oldu bildiğiniz gibi. 2,5 veya 3,5 milyon euro gibi piyasa değerine gitti. Güzel bir oyuncu. Ben beğeniyorum onu. Onun dışında şöyle bir oyuncumuz vardı. Genç Ankaragücü'nde güzel maç sayısına çıktı. Hala devam ediyor. Almos Kaan Kalafat Yunan Ligi'nde bayağı iyi şans buldu. Utku Yuvakuran Kasımpaşa'da ilk 11 kalecisi. Carballo Samsun'da orta sahada ilk 11 ve bayağı iyi profil gördüğünüz gibi. Onu seneye yine kiralarım diye düşünüyorum. Kartal Kayra Belçika Ligi'nde fena değil. Bir yıl daha kiralayacağım. Sonra bakacağız. İlk ay işleri sezon sonu satarım. Alpay Çelebi yine sezon sonu kiralayacağım veya satacağım bir oyuncu. Ucuza aldığımız stoper Brezilyalı. Ankara Spor'u kiraladık. Yani namı diğer Osmanlı Spor'a. 8 maçı çıkmış. 6 tane sarı kart görmüş. Yani agresiflik 20 olduğu için bayağı sarı kart görüyor. Ersin Destanoğlu, Çeltin yani pilot takımımızda az kaleci. Oğuzhan Akgün, Altınordu'da çok şans bulamıyor. Geri geldiğinde onu bir iki yıl daha kiralarım. Hatta şöyle yapalım. Sözleşmeyi yenileyelim. Daha sonra göstereceğim şöyle pek göz var. Giresunspor'u kiraladık. İyi şans buluyor. Ahmet Gülay var. Şöyle Rasim Can Ceylan var. Son olarak Atan var. Bilgini kiralamışız. Kadromuzda bulunan gençlerde de en iyi gelişim bence şu oyuncu. Kuvilay. Bayağı potansiyelli bir isim. Takımımızda çok iyi işler başaracak bir isim. Seneye rotasyon anlamında Atakan'la bunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bek de oynayabiliyor. Beklerde de pozisyon verebiliyorum. Bayağı iyi profil. Kanatların her yerinde oynuyor. Beklerde de yani hücum anlamında iyi katkılar verir diye düşünüyorum. Ama biz onu tabii ki kanat forvet olarak oynatmayı düşünüyoruz tabii ki. Diğer yerlerde işine. Daha sonra yerli kaya biraz daha iyi bir profil ama çok gelişmedi çünkü çok sakatlandı bu sezon. Şöyle Serdar var. Serdar Takmaz. Berker çok potansiyel değil. Emre Yıldız iyi değil. Yağız var. Cengizhan. Fena değil ama gelişmesi lazım. Halil Duman çok iyi değil. Abdullah Aydın çok iyi değil. Onun dışında göstereceğim. Erdem ve Mertcan. Onlar da seneye gitmesi gereken oyuncular. Şu oyuncu ise çok iyi değil. Bayağı konuştum. 5-6 dakikadır oyuncuları anlatıyorum. Gördüğünüz gibi çok iyi bir profil değil ama pivot olarak oynayabilir. O kadar. Başka göstereceğim bir isim yok. Oyuncu profillerini merak edenler varsa hızlı bir şekilde şöyle bütün oyuncuları göstereyim. İsterseniz durdurabilirsiniz. Livakovic, Mensah, Abubakar, Hulozek. Bu arada Hulozek daha iyi gelişmişti ama biraz duraksadı nedense. Onun nedenini bilmiyorum. Enkudu, Rozier, Gökhan Töre, Rıdvan, Pablo Mari, Necip, Emre Bilgin, Güven Yalçın, Montero, Dorukhan, bayağı iyi profil. Süleyman, İbrahim Sangare çok güzel bir profil. Daha gelişmeye devam edecektir.
illaki gelişecektir. Hasic bayağı gelişecek. Talisca güzel bir profil. İliç böyle ve son olarak Kristensen böyle biraz düştü ama sıkıntı yok. Güzel bir profil yine. Bu bölümlük bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 9 günlük bir milli takım arası var. Ardından devam edeceğiz. Ligde artık şampiyonluğumuzu garantiledik diyebiliriz. Maçı kazandığımız takdirde 15 puanlık bir fark olacak. Bu da şampiyonla 5 adım öndeyiz demektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bay bay.